Günaydın kızlar. Günaydın, günaydın baba. Vay canına. Bakıyorum ikiniz de okula gitmeye hazırsınız. Çok güzel. Bir dakika. Neden ikinizin de yüzü bu kadar asık bakalım? Baba, sen evleniyorsun değil mi? Bize yeni bir anne getireceksin değil mi? Palak çok korkmaya başladı baba. Arkadaşlarının ne dediğini biliyor musun? Üvey anneler çok kötü olurmuş. Hadi çorapları giy. Ne oldu Aş? Sabahtan beri annenle hiç konuşmadın. Ona bakmıyorsun bile. Çünkü sana çok kızgınım. Çünkü dileğim gerçekleşmedi. Babamın ne zaman geleceğini söyle bana. Neden bana bir baba getirmiyorsun anne? Öyle dileklerin hemen gerçekleşmesi mümkün değil. Ama çok yakında annen sana bir baba getirecek canım. Yaşasın, yaşasın. Gerçekten mi? Gerçekten. Peki neden annem bana söylemedi? Herhalde annen sana söylemeyi unuttu. Yapacak çok fazla işi var değil mi? Peki söylesene babamın adı ne? Yaş Cynthia. Çok güzel bir isim. Yaş. Yaş ve Anş. Babamın çok güzel bir adı varmış. Anne, bana getirdiğin için çok teşekkür ederim. Artık babam beni arabasıyla gezdirecek. Babam benimle futbol oynayacak. Sen çok iyi bir annesin. Teşekkür ederim anne. Seni seviyorum. Hatta gidip şükür duası edeceğim. Gördün mü? O kadar mutlu oldu ki dua etmeye başladı. Yoksa Tanrı'ya dua etmesi gerektiğini ona her gün hatırlatmak zorundaydı. Ama bugün bir baba bulduğu için mutluluktan dua ediyor kızım. Okuluna geç kalıyor anne. Onu hazırlayayım. Her şeyi aldın değil mi? Evet anne, her şeyi aldım. Setler, giysiler, her şey tamam.
Hal halları göremiyorum. Onları kuyumcudan almadık. Listenin faydası yok demek ki. Listede hal hal yoktu ki anne. Tamam, ben unutmuş olmalıyım. Sen bana hatırlatamaz mıydın? Ne yapacağız şimdi? Sorunsuz bir işimiz yok. Neden endişeleniyorsun anne? Arpita'nın halhalları burada. Tabii ben de... Onları kullanabiliriz eğer hiç... Yaş abi. Evet, söyle. Şey... Nişan yüzüğünü bize ver, onu da diğerlerin yanına koyalım. Yüzük yanımda değil. Peki nereye gitti? Dün gece yüzüğü sana vermiştim ya anne. Aa, evet. Verdiğin doğru. Ama nereye gitti? Vidi, sen bir bak, benim odamda kalmış olabilir. Anne, sadece senin odana değil, yüzük için bütün eve baktım. Bulamadım. Hay aksi. Git bul onu Vidi. Peki. Hadi artık biraz acele edelim, çabuk hadi. Ama bunların burada ne işi var? Buraya da çiçek koymalıydın, düzelt hemen. Misafirler birazdan gelir, hızlı ol. Kardeşim, bunu içeri götürür müsün? Sorun nedir? Aslında biliyorum Şoba. Artin'in boşandığı ortaya çıkacak diye korkuyorsun. Evet, çünkü böyle şeyleri saklamak çok zordur. Bir gün ortaya çıkar. Bir daha düşünsen. Peki, Şoba, onca sıkıntıdan sonra Arti evlenmeyi kabul etti. Erkek tarafı da Anş'ı kabul ediyor. Tek istediğimiz Arti ve Anş'ın mutluluğuydu. Yani şimdi onlara engel olmaya hakkımız yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.